Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler küçük ve kısa ömürlü canlı türleri olmasına rağmen kaşıntı ısırıklarından taşıyabilecekleri hastalıklara kadar küçük ya da büyük birçok sıkıntıya yol açabilir. Birçok insan sivrisinekler tarafından her yıl ısırılır. Ancak sivrisinek ısırıkları her insanı farklı derecede etkiler. Sivrisinekler ısırdıklarında konak canlılardan bir yandan kanalırken bir yandan da tükürüklerinin bir kısmını konak canlıya enjekte eder. Sivrisinek salivasında antikoagülen ve yabancı proteinler bulunur. Bu yabancı proteinler vücudun bağışıklık sistemini tetikler. Bunun sonucunda vücudun bağışıklık sistemi beyaz kan hücrelerinin etkilenen bölgeye ulaşmasına yardımcı bir bileşen olan histamin salgılar. Histamin, vücudun yabancı maddelere karşı savaşması için gerekli olmasına rağmen kaşıntı, iltihaplanma ve şişmeye neden olan bir maddedir. Hem erkek hem de dişi sivrisinekler bitki nektarları ve suyla beslenir. Fakat dişi sivrisinekler üremek için diyetlerinde kana ihtiyaç duyar. Bu nedenle sadece dişi sivrisinekler insanları ısırmaktadır. Sivrisinek ısırıkları çok nadir olarak ciddi alerjik yanıtlar oluşturur. Çok nadir gözüken bu alerjik reaksiyonlarda nefes alma güçlüğü, bütün vücutta gözlenen kızarıklıklar, boğazın kapanmaya başlama hissi gibi belirtiler gözleniyorsa en kısa sürede acil servise başvurulmalıdır. Sivrisinek ısırıldıktan sonra yüksek ateş, lezyonlar, eklemlerde şişlik gibi belirtilerin görülmesi, Alerji nedeniyle değil, sivrisineklerin taşıyabileceği hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar. Böyle bir durumda da vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna danışmak önemlidir. Sivrisinek kaşıntısına neyi gelir? Sivrisinek ısırıkları 1-2 gün içerisinde geçme eğilimindedir. Bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir. Sivrisinek kaşıntılarında eczanelerde satılan ve cilt yüzeyine uygulanan tropikal antihistaminik kremler, kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir. Kaşıntıyı ve inflamasyonu azaltmak amacıyla sivrisinek ısırılan yere buz da uygulanabilir. Sivrisinek ısırıklarında ısırılan yeri kaşımak hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır. Bunun nedeni kaşımanın ciltte oluşan enflamasyonu artırmasıdır. Ayrıca çok kaşıma sonucunda cilt üzerinde tahriş olup kanama gerçekleşebilir. Bu durumda enflasyon riskini artırır. Bu nedenle özellikle sivrisinek bir çocuğu ısırdıysa tırnaklarının kesik olduğundan emin olmak ve kaşımaması için tembihlemek gerekmektedir. Sivrisinek ısırığına neyi gelir? Sivrisinek ısırdığında yapacağımız ilk iş, sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkamaktır. Sivrisinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra evde bulunan malzemelerden doğal çözümler üretebilirsiniz. Bunlar şunlardır. Alkol Özellikle izopropil ya da etanol türü alkoller buharlaşırken neden olduğu serinletici etki sayesinde sivrisinek kaşıntısını geçirir. Alkol aynı zamanda dezenfektan işlevi görmektedir. Evde bulundurduğumuz lavanta kolonyası hem içerdiği etanol ile sivrisinek kaşıntılarını alacak hem de lavanta kokusuyla sivrisineklerin en azından koku uçana kadar yaklaşmasını engelleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir unsur alkolün fazla sürülmesinin cildi tahriş edebileceğidir. Çay poşetleri Siyah ve yeşil çay poşetleri şişmeyi geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığımız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız soğutucu etkiden de yararlanabilirsiniz. Aloe vera. Aloe vera'nın antiinflamatuar etkisi yüzünden kullanım alanı çok geniştir. Evinizde bulundurduğunuz aloe vera bitkisinin yaprağının içinde bulunan jeli ısırılan yerin üzerine sürebilirsiniz. Seyreltilmiş kıyılmış sarımsak. Sarımsağın yara iyileştirici ve antiviral özelliği uzun süredir bilinmektedir. Fakat sarımsak cilde doğrudan uygulandığında cildi irrite edip daha fazla enflamasyona yol açabilir. Bu nedenle kıyılmış sarımsa Hindistan cevizi yağı gibi hafif bir yağ ile seyreltip ısırılan yere uygulayabilirsiniz. Yulaf ezmesi yulaf ezmesi, böcek ısırıklarını, alerjik reaksiyonları, su çiçeği ve kuru cildi yatıştırmaya yardımcı olan özelliklere sahiptir. İnce yulaf ezmesine biraz su ekleyip maske haline gelen karışımı etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. 15 dakika sonra ılık suyla yıkadıktan sonra bir kremle nemlendirebilirsiniz. Bu karışımı antibakteriyel etkisi nedeniyle bal da eklenebilir. Bal daha fazla sivrisinek çekebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Fesleğen, cildi fesleğen ile olmak sivrisinek ısırığına karşı yapılabilecek başka bir doğal uygulamadır. Fesleğen kaşıntılı cildi rahatlatabilecek kimyasal bileşiklere sahiptir. Fesleğen yağını losyon olarak uygulayabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Kendi karışımınızı yapmak için 2 bardak su ve yaklaşık 15 gram kuru fesleğen yaprağı kaynatın. Karışım soğuduktan sonra karışıma batırdığınız pamuğu etkilenen bölgeye sürün. Daha acil bir tedavi için taze fesleğen yaprağı doğrayın ve cildinize sürün. Bu ürünleri kullanırken dikkat edin. Birçok yerde sivrisinek ısırığına diş macunu, karbonat, elma sirkesi ve limon suyunun iyi geldiği belirtilmektedir. Fakat bu ürünler özellikle hassas ciltleri çok çabuk kurutabilir. Hatta cilt kızarıklığını artırabilir. Bu nedenle bu ürünleri kullanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Sivrisinekten nasıl korunulur? Sivrisinekler gececil hayvanlardır. Akşam saatlerinde aktifleşmeye başlayıp gece beslenmeyi tercih ederler. Bu sebeple alınacak önlemler özellikle akşam saatlerinde artırılmalıdır. Sivrisinek ısırığından korunma yöntemlerini dört farklı şekilde sınıflandırabiliriz. 1. Fiziksel bariyerler Sivrisinek ısırıklarından korunmak için uzun kollu ve vücudu daha fazla örten giysiler tercih edilebilir. Yatılan odalarda cibinlik kullanılabilir. Kapı ve pencerelere sivrisinek engelleyici tüller takılabilir. 2 kimyasal yöntemler. Sivrisineklerden en etkin korunma yöntemleri kimyasal yöntemlerdir. Kişinin kendisinin üzerine uygulayabileceği kimyasal solüsyonlardan açık ve kapalı mekanlarda kullanılan sivrisinek ovuculara kadar birçok seçenekler bulunmaktadır. Sivrisineklerden korunma yönteminde en etkin ve en yaygın kullanılan kimyasal madde dittir. 3. Doğal Yöntemler Sivrisinekler bazı kokulu bitki türlerinden uzak durmaya çalışırlar. Bunlara örnek olarak reyhan ve fesleğen verilebilir. Bu tip bitkilerin sivrisineklerin eve giriş yapabileceği yerde bulundurulması sivrisinek ısırığı olasılığını azaltacaktır. Bunun haricinde bazı bitkilerden elde edilen yağlar seyreltilerek vücuda sürülebilir. Lavanta ve okaliptüs gibi yağların sivrisinek kovucu özellikleri bulunmaktadır. Bu yağları uygularken badem yağı gibi cilde zarar vermeyen faydalı bir yağ içerisinde seyretmek önemlidir. Genel formül olarak 15 gram yağa 3 ila 5 damla bitkisel yağ damlatılmalıdır. Diğer yöntemler. Ultrasonik ses çıkartan aletler sivrisineklerin başlıca düşmanı olan Yusufçuk sesi çıkartarak ya da agresif erkek sivrisineğin kanat çırpış sesini taklit ederek dişi sivrisinekleri kaçırtabilir. Ancak bu yöntemler kimyasal yöntemler kadar etkili değildir. Sivrisinekler ısıya, ışığa, laktik asit, ter ve vücut kokusuna, karbondioksite daha çok gelir. Ayrıca alkol alımının daha yüksek oranda ısırılma ile ilişkisi gösterilmiştir. Ayrıca yaşanılan çevreye dair bir takım önlemler alarak da sivrisineklerin yaşam alanı kısıtlanabilir. Sivrisinekler durgun sularda ve yeşil alanlarda daha çok bulunur. Bu nedenle evinizin etrafında çocuk havuzu vesaire gibi boşaltılabilecek su birikintileri temizlemek gerekir. Uzun otların temizlenmesi ve çimlerin biçilmesi de aynı şekilde burada barınan sivrisineklerin sayısında azalma sağlayacaktır.